Sokaktan meclise, meclisten sokağa şiddet ile başladık. Bununla bitirmek istiyorum. Geçenlerde meclis muhalefetin çağrısıyla olağanüstü bir şekilde toplandı. Özel bir gündemle toplandı. Gezi hükümlülerinden milletvekili seçilen Can Atalay için toplandı. Ve muhalefetin çağrısıyla oldu bu toplanma. Kamuoyunda doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek isterim ve bununla ilgili yaratılmak istenen algıya dair de bir şeyler söylemek istiyoruz. Şimdi şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yalnızca algı değil, bununla ilgili doğrudan yetkililerin yaptıkları açıklamalar var. Yine sosyal medya paylaşımları var. Yani Can Atalay gündemli toplandı meclis ama Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti provoke etti, buna izin vermedi algısı yaratmaya çalışanlara buradan seslenmek istiyoruz DEM Parti olarak. Can Atalay'la ilgili yapılması gereken şey son derece açık. Can Atalay Hatay halkının iradesini temsil ediyor. Temsil ettiği irade gereği de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gerekiyor. Cezaevinde değil. Biz bunu seçildiği günden bu yana söylüyoruz, bu konuya ilişkin çağrılarda bulunuyoruz. Buna dair yapılması gerekenleri de hatırlatıyoruz. Yalnızca biz değil, bunu neredeyse tüm muhalefet partileri söylüyor. Yalnızca parlamentoda temsil edilen muhalefet partileri de değil, meslek örgütleri söylüyor. Barolar söylüyor, hukukçular söylüyor. Ama ne oluyor? Can Atalay hala hapiste, olması gereken yerde değil. Peki ne oldu? Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Yargıtay'ın ilgili dairesi mealen ben Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorum dedi. Bu da bir ilk değil. Tanımıyorum ve uymuyorum. Bu kararı yerine getirmeyeceğim dedi. Sürecin sonunda mecliste en son yine meclisi yöneten başkan vekilinin bulunduğu bir oturumda karar okundu. Ve Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi son olarak Şubat ayında verdiği kararını Ağustos başında tekrar yayınladı. Ve dedi ki AYM'ye göre milletvekilliği yok hükmündeki bir karar okunarak kaldırılmış olan Can Atalay'ın vekilliği aslında hiç kalkmadı. Atalay'la ilgili sürecin milletvekili statüsünde devam etmesi gerektiğini söyledi. Ama buna rağmen ne yapıldı o gün? Şu durumun kamuoyuna anlatılamaması için. Söyleyecek sözü olmayanlar aslında bir provokasyon yarattı. Biz değil. Biz o gün ortaya çıkan görüntülerin hiçbir şekilde öznesi değiliz. Mecliste KİKA'nın sorumlusu biz değiliz. Mecliste kadına yönelik şiddetin sorumlusu biz değiliz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye siyaset tarihinin sayfalarına böyle bir not düşmenin sorumlusu biz değiliz. Biz değiliz çünkü biz DEM Parti olarak ülkedeki tüm sorunların barışçı yöntemlerle, diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi için mücadele ediyoruz. Çok ağır bedellere rağmen. Eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele ediyoruz. Tam da bu bağlamda, tam da bu çerçevede Can Atalay ve diğer tutuklu seçilmişlerin olması gereken yer, siyasetin yapıldığı yerdir, partileridir, meclistir, sokaktır, meydanlar, alanlar, mitinglerdir. Ama bakın Türkiye'de hapishanelerin durumuna, Kobani davasından tutalım, Gezi davasına kadar yalnızca fikirlerini açıkladıkları için insanlar hala hapiste. Anayasa Mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen. Bu konuda sorumluluk taşıması gereken ve bu konuyla yüzleşmesi gereken iktidar blokudur. Muhalefet değil.
Sevgili arkadaşlar, değerli kamuoyu, sırtını devlet gücüne yaslayanlara DEM Parti adına bir kez daha seslenmek, aynı zamanda bu aklı canlı tutmak, diri tutmak isteyenleri uyarmak istiyoruz. DEM Parti çok kimlikli, çok dilli, çok kültürlü bir ülkede olması gerekeni savunuyor. Nedir olması gereken? Bu kimliklerin, bu dillerin, bu kültürlerin hayatın her alanında özgürce kendilerini ifade edebilme hakkıdır. Yani yaşama ve yaşatma hakkını savunuyoruz. Dolayısıyla DEM Parti'nin temsil ettiği siyasi gelenek bastırmaya, susturmaya, göz korkutmaya, zapt etmeye çalışanın karşısında hep direndi. Direnenin, itiraz edenin yanında durdu, durmaya ve birlikte mücadele etmeye devam edecek. Son olanlar tabii ki bizi yıldırmıyor, yıldırmayacak, vazgeçirmiyor, vazgeçirmeyecek. Ama unutmuyoruz da bir yandan. Bunların hepsini unutturmamak ve hatırlatmak için mücadeleye devam ediyoruz. Bu kışkırtıcılığa, tekrar ediyorum, gelmeyecek kadar deneyimli bir geçmişe, tarihsel arka plana sahibiz. Ama yetkilileri ve ilgilileri de tekrar buradan DEM Parti adına uyarmak istiyoruz. Yapılmaya çalışılanı görüyoruz, bunu tanıyoruz. Bu çok tehlikeli bir tuzak, tezgah ya da oyun, hangisini arzu ederseniz onunla tanımlayabiliriz. Üçü bir arada son derece tehlikeli bir yere doğru sürüklüyor Türkiye'yi. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Eğer yoksa başka sorunuz ya da sormak istediğiniz başka bir şey, ben basın toplantısını burada sonlandırmak istiyorum. Sonlandırırken şunu da söyleyeyim. 2 gün sonra Merkez Yürütme Kurulumuz toplanıyor. Elbette bu gündemlerle toplanacak. Yani Kürtlere, kadınlara, Alevilere, Ermenilere, gençlere, öğrencilere, meslek örgütlerine, hak savunucularına, biraz önce anlattığım gibi en çok onlara dönük olan bu saldırılara ilişkin yapılması gerekenler ve bundan sonrasına dair bir gündemle toplanacağız. Tabii ki bunların başında Kürtçe diline, kültürüne, kimliğine dönük saldırılar ve bu saldırılar karşısında da büyütülmesi gereken, genişletilmesi gereken işte o mücadele alanlarına dair konuşacağız. Unutmayalım ve tekrar hatırlatalım. Bugün halayları yasaklayanlar şunu bilsinler ki her şenliğin sonu Türkiye'de halayla biter. Mesela Ege'de eğer zeybekle başlıyorsanız bir şenliğe, sonunda mutlaka halayla noktalarsınız. Bu İç Anadolu'da da böyledir, Karadeniz'de de böyledir ve Kürtlerin yaşadığı coğrafyada, Kürdistan'da da böyledir. Dolayısıyla bizim halay ısrarımızdan bizi yasaklarla vazgeçirmek isteyen akla bir kez daha sesleniyorum. Bu ısrarlı yasakçı tutumunuz ancak ve ancak bu halayı büyütebilir. Bu halayı daraltamaz, bu halayı küçültemez, bu halayın yasaklanmasına karşı sesi çoğaltabilir, itirazı yükseltebilir. Çok teşekkür ederim geldiğiniz, katıldığınız için ve ekranları başında bizleri izleyen, dikkatlerini bize yönelten herkese tekrardan DEM Parti adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.